Değerli Enterprise Next izleyicileri, bugün çok değerli ve çok sektörümüzün önemli isimlerinden bir konuğum var. Sade Abalı bizlerle olacak. Premier DC Veri Merkezi'nin yönetim kurulu danışmanı olarak başladı. Sade Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim sevgili Fatih. Öncelikle hayırlı olsun Premier DC Veri Merkezi. Hemen Veri Merkezi hakkında birazcık bilgi alalım ve sonrasında salgın dönemini konuşalım isterim. Top sizde. Çok teşekkür ederim. Premier DC Veri Merkezi İstanbul'da şehir içinde yer alan bir veri merkezi ve 2200 metrekarelik bir alanda kurulu. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla işletmelerin IT'lerini, bilgi teknolojisi altyapılarını veri merkezine taşıması için gereken hizmetlerin birçoğunu sağlamışlar. Bunu vermeye başlamışlar. Ben de bunların arttırılması ve otomasyona tabi olarak sunulması konusunda çalışmaları hızlandırmayı planlıyorum diyebilirim başlangıç için. Peki çok hızlıca hemen salgın dönemine geçelim istiyorum. Tüm dünya dahi Türkiye'de hazırlıksız yakalandığımız bir süreç başladı geçen senenin Mart ayında. Nasıl geçti Premier DC Veri Merkezi için bu salgın dönemi ya da İngilizcesiyle pandemi? Evet. Pandemi döneminde tabii ki şöyle bir şey oldu. Herkes hazırlıksızdı, müşterilerimiz de hazırlıksızdı. Bizde işlerin birçoğu otomasyon üzerinden yürümesine rağmen yine de büyük bir operasyon var. Büyük bir veri merkeziyiz. Dolayısıyla çok sayıda da çalışanımız var. Bu çalışanların riske atılmaması açısından ve aynı zamanda da operasyonun riske atılmaması açısından dönüşümlü olarak getirilmesi gerekiyordu. Çağrı merkezi gibi hizmetlerde, fonksiyonlarda da baktığımızda evden rahatlıkla yürütülebiliyor çünkü sanal çağrı merkezi kullanıyoruz ve müşteri verilerini tuttuğumuz uygulamalar da bunlarla entegre rahatlıkla evden yürütülebiliyordu. Yani evden yürütülebilen operasyonları evden yürüttük. Evden yürütülemeyen operasyonları da personeli dönüşümlü olarak şirkete getirerek hepsini birden kaybetmeyelim herhangi bir şey olursa diye riski yöneterek ofise getirdik. Çok şükür büyük bir problem olmadı. Hiçbir problem olmadı hatta ne müşterilerimizde ne de bizde. İyi geçirdik diyebiliriz. Ama biz bu dönemi aynı zamanda büyük bir çalışmayla, büyük bir hazırlıkla da geçirdik. Otomasyon oranımızı arttırdık. Müşteri yönetim sistemleri, billing gibi, envanter sistemleri gibi ve muhasebe sistemleri gibi sistemleri hepsini birbirine entegre ettik ve yeni bazı ürünler de çıkardık. Bunlardan en önemlisi, eğer izin verirsen, OpenStack platformu üzerinden sunduğumuz sanal bulut hizmetleri diyelim. Bu OpenStack duyan vardır, duymayan vardır. Aşağı yukarı 8-10 senelik geçmişi olan, belki biraz daha 2010'lu yıllara dayanan geçmişi olan bir sanallaştırma yönetim platformu. KVM de sanallaştırma platformu. Bu ikisinin birleşimiyle oluşan platform rekabetçi, esnek, bir takım böyle object storage özelliği, multi-region özelliği gibi özelliklerle ve esnekliği, gerçek anlamda kullandığın kadar öde gibi özelliklerle şirketler tarafından çok, işletmeler tarafından çok tercih edilen bir platform haline geldi. Önceleri biraz böyle düşük maliyetli hizmetlerin gerektiği yerlerde kullanılıyordu, çok kritik olmayan. Fakat son 3-4 yıldaki gelişmelerle safe choice, yani güvenli tercih olarak değerlendirilen bazı platformların önüne geçti bazı açılardan ve geleceğin sanallaştırma yönetim platformu olarak görülmeye başlandı. Biz de bu hizmeti başlattık. Hatta bunun üzerine yakın bir zamanda Kubernetes, Docker Swarm gibi Container as a Service hizmetlerini de koyacağız. Bu da işletmelerin dijitalleşme çabalarını, çevikliğini arttıracak, hızlandıracak olan bir hizmet olarak kazanımımız oldu bu dönemde. Harika. Peki salgın döneminin artık yavaş yavaş inşallah sonuna gelmişiz diyelim. Aşılanmalara başladık. Başlandı ya da dünya çapında. İnşallah bize de sıra edilecek. Neler planlıyorsunuz bu pandemi ya da salgının sonrasında Premier Lig'si bir merkez?
Evet, hep konuştuğumuz gibi dünya ve Türkiye hazırlıksız yakalandı bu salgına. Öncelikle tabii ki şunu söylemek lazım ki bazı işletmelerde hazırdı. Veri merkezinden yararlanan, uç noktalardaki kullanıcıların performansına önem veren, zaten esnek ofis kavramına alışkın olan işletmeler çok zorlanmadı. Ama bir kısmı da kendi şirketlerinin içerisinde olan sistem odalarına erişmekte zorlandı. Hatta oralara bazı yerlere personel giremedi, çıkamadı. Bu tür sorunlar da oldu. Tabii ki bu tür şirketler operasyonlarında sorunlar yaşadı. Şimdi biz bu dönemde işletmelerin pandemiden sonraki dönemde işletmelerin neden veri merkezlerini tercih etmeleri gerektiğini ve her şeye, her yerden, her zaman, ihtiyaç olan her zaman erişebilmenin ne kadar önemli olduğunu ve veri merkezlerini kullandıklarında bunu nasıl daha kolay sağlayabileceklerini. Aynı zamanda da güvenlik gibi konularda da veri merkezlerini kullandıklarında avantaj sağlayacak, onları öne çıkaracak, rahatlatacak bazı çözümlere ne kadar kolay erişebileceklerini anlatacağız. Gerekirse tek tek kapılarını çalıp bunu anlatacağız. Ve bu anlamda da yeni bazı hizmetleri ortaya koymak için çabalarımızı sürdüreceğiz. Güzel, geniş kapsamlı bir yol haritamız var şu anda. 2021 içerisinde bir takım yeni hizmetleri de duyuracağız. Harika. Peki Salih Bey, sizin gibi bir tecrübeyi yakalamışken sormak da istiyorum. Biraz veri merkezinin sektörünü de konuşalım istiyorum. Yani sizleri Premier DC veri merkezini konuştuk belki ama Türkiye'nin veri merkezi, cazibe merkezi konusunda ve cazibe merkezi olması konusunda çalışmaya ve bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnsanları anlatmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Türkiye veri merkezi olarak, kapasite olarak yeterli bir ülke konumunda. Şimdi kapasite olarak İstanbul yeterli, hatta fazlası var. Ama İstanbul dışına çıktığınızda ki orada da çok ihtiyaç var. Neden? İş sürekliliği, felaket yönetimi açısından İstanbul dışında da üst düzey veri merkezlerine ihtiyaç var. Ankara'da ve İzmir'de birkaç veri merkezi ki toplamı 2-3 bin metrekareyi geçmez tahmin ediyorum. Bunların dışında pek üst düzey, iyi seviyede veri merkezi maalesef yok. Bu da felaket yönetim merkezlerinin İstanbul dışında gerçekleştirilmesinde büyük bir sıkıntı yaratıyor. Bunun yanında İstanbul'a baktığımızda da İstanbul'daki veri merkezleri %50 bile dolu değil. Yani toplamda 40-45 bin metrekarelik bir veri merkezi alanı olduğunu söyleyebiliriz. Telkoder'in 2015'te hazırladığı bir rapor var. Orada 12 bin metrekare olarak belirtilmişti. O yıldan bu yıla yapılan yeni veri merkezlerini üst üste koyduğumuzda 40-45 bin metrekareye ulaşıyoruz ki ve bunun yani %80'i 90'ı İstanbul'da ve dolu değil. Yani İstanbul'a biraz fazla yüklenilmiş durumda. Bu cazibe merkezleri kapsamında da 5000 metrekarelik bir alt sınır var biliyorsunuz. Bir takım şeylerin dışında 24 ille sınırlanmış durumda. Bu büyük bir engel teşkil ediyor yatırımlar açısından. Yani aslında şu anda baktığımızda metrekare olarak bakarsak 4-5 sene İstanbul'da kesinlikle yeni bir veri merkezine yatırımına ihtiyaç olmadığını söyleyebiliriz. Fakat bu 5G ile gelen kenar bilişim şeyi, veri merkezlerine ihtiyaç ki İstanbul'da belki 10-15 tane böyle 50 kabinlik, 60 kabinlik, 100 kabinlik veri merkezlerine ihtiyaç olacağını öngörüyorum ben burada. Bu da pek düşünülmüyor, bu da göz ardı ediliyor gibi gözüküyor. İstanbul'da büyük illerde bu tür yatırımlara ihtiyaç olacak ama bunun dışındaki yatırımların kesinlikle Anadolu'ya kaydırılması lazım. Fakat 24 il ve bunlarda çok az gelişmiş iller olduğunu düşünürsek bu da bir sıkıntı yaratıyor. Yani bir Eskişehir yok bunların içerisinde ki çok değerli bir üniversite var orada. İnsan kaynakları açısından da personel açısından, bulma açısından da sıkıntı yaratmayacak olan bir il. Mesela bu tür iller yok. Anadolu'da yani bütün iller İstanbul dışında bütün iller gibi filan bir kriter getirselerdi
çok daha iyi olurdu yatırımlar açısından diye düşünüyorum. Bir de 5000 metrekare ve bu 24 il dediğimizde 5000 metrekare gerçekten çok büyük bir kapasite. Yani bir Van'da, bir Diyarbakır'da, listede herhalde bu iller vardı. Bitlis, Bingöl gibi illerde. Bunlar da çok büyük kapasiteler. Kesinlikle. Peki, aslında biraz da sektöre baktığımız zaman görüyoruz ki yurt dışında yabancı şirketlerin yatırımları yani Türkiye'ye beklerken biz bir anda Bulgaristan gibi daha çevre ülkelere kaymaya başladı bir merkez tarafında özellikle. Türkiye'nin cazibe merkezi tarafını onu tekrar soracağım size ama hani maliyetlerimiz Avrupa ülkelerine göre, Avrupa Birliği ülkelerine göre hem kira anlamında hem insan kaynağı anlamında daha aşağılarda. Niye Türkiye'yi biz cazibe merkezi haline getiremiyoruz? Niye çok uluslu şirketler Türkiye'ye veri merkezlerini kurmuyorlar veya biz içerik üreticiler niye yurt dışında hala içeriklerimizi barındırıyoruz? Bunları nasıl çözeceğiz Sadi Bey? Şimdi içerik üreticilerin yurt dışını seçme konusunda seninle tabii ki ayrıca bir konuşmamız lazım. Bunu niye böyle yaptığınızı. Tabii şöyle bir şey var. Yani içeriğin yurt dışındaki servis sağlayıcılardan sunuluyor olması aslında Türkiye yerel şirketlerin ve hatta Türkiye'de bulunan yabancı şirketlerin de böyle yapıyor ve uygulamalarını yurt dışında barındırıyor olduğu anlamına gelmiyor. Böyle bir algıyı önlememiz lazım. Fakat dediğin doğru içerik konusunda özellikle içerik üreticisi yani web hosting alanında bir yurt dışına yönelim söz konusu olabilir. Ağırlık orada olabilir. Şu anda yerli şirketler ağırlıklı olarak Türkiye'deki şirketleri tercih ediyor. Bunun da sebebi KVKK ve bir takım sektörlere gelen yurt dışında uygulamaların çalışmasının kısıtlandığı bir takım kurallar, kanunlar diyebiliriz. Ama bunun arkasına sığınmamak lazım. Bunlar zaman içerisinde değişebilir. KVKK daha kolaylaştırabilir yurt dışında barındırılmasını uygulamaların ve verilerin. Şu anda her bir müşteriden rıza almak gerekiyor. Rıza metnini imzalatmak gerekiyor ama sadece bir tıklamayla geçilecek bir aydınlatma metniyle kullanılabilir hale gelebilir Avrupa ve Amerika'da barındırılan uygulamalar. O zaman büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalır. Şimdi bizim maliyetlerimiz şöyle, aslında maliyetlerimiz çok yüksek değil belki birkaç kalem dışında baktığımızda. İnsan gücü çok şey değil, yüksek değil, pahalı değil Avrupa ile kıyaslandığında. Kira İstanbul'da belli noktaların dışına çıktığınızda uygun denebilir. Fakat ölçek sorunu var Türkiye'de. En büyük problem bence ölçek. Enerji pahalı ve internet, telekomünikasyon kaynaklarına erişim pahalı. Şimdi internet değişim noktaları yaygınlaştırılması ve aslında büyük operatörler arasında ve büyük veri merkezleri arasında ücretsiz olarak bu internet değişim noktalarına bağlanmak zorunlu olmalı. Bunu bir şekilde yapmıyoruz veya yapmıyorlar diyeyim yani bunu zorunlu hale getirmiyorlar. Bu da sektörün gelişmesinde önemli bir engel olarak karşımıza çıkıyor. Bunun karşılığında Bulgaristan ne yapıyor? Senin telaffuz ettiğin Fatih. Bulgaristan çok büyük teşvikler veriyor. Yani gelir vergisinden muafiyete kadar, enerjinin ucuz sağlanmasına kadar birçok alanda. Telkoder biliyorsun önemli bir dernek ve bu konuda güzel çalışmalar yapmışlardı. Halil Nadir Temerci sevgili başkanımız ve İlyas Turgut'un bunlarda çok büyük emeği var. Ve geçen sene rahmetli oldu Yusuf Atağarak çok büyük emekleri var sektörde. Onu da anmadan geçmeyelim. Hem bu 2015 yılındaki çalışma yapıldı. Veri merkezlerinin gelişmesi için öneriler getirildi orada. Hem de bu sene 2017'de zannediyorum güncellendi o çalışma ve bu sene tekrar neler yapılması gerektiğine dair öneriler listesi yayınlandı. Bu söylediklerimin hepsi ve daha fazlası orada var. İlgilenenler Telkoder sitesinden bu dokümana erişebilirler. Gayet güzel, gayet yapıcı öneriler var. Bunları umuyorum ki devlet büyüklerimiz dikkate alırlar ve zaman içerisinde uygularlar. Bunu yapmadığımız takdirde pazar da büyüyor bir yandan. Bu global devler artık Türkiye'de de veri merkezlerine kendileri gelecekler veya veri merkezleri kuracaklar.
Yani herhangi bir veri merkezinde belli bir alanı kiralama yoluyla da gelebilirler. Türkiye'de barındırmaya başladıkları takdirde uygulamalarını, şu andaki bazı dezavantajları da ortadan kalkmış olacak. Yani çok büyük bir gecikmeyle Avrupa ve Amerika'ya erişiyor olmamız, siber riskler açısından bir takım risklerin ortaya çıkması yurt dışında barındırılan uygulama ve veriler açısından. KVKK gibi uygulamalarda mesela GDPR yani Global Data Protection Rights gibi kanunlar, kurallar diyelim zincirine biraz daha yaklaşıp bir aydınlatma metninin tıklanmasıyla artık oralardaki uygulamalara erişmeyi de şey yaparsa, uygun hale getirirse birçok Türkiye ve Avrupa Amerika arasında yük dengeleme, yükün fazla olduğu durumda Avrupa'ya, Amerika'ya extend etme gibi özelliklerini de göz önünde bulundurursak karşımıza çok ciddi bir sorun olarak ortaya çıkar. Veri merkezi işletmecileri, sahipleri için bunu söylüyorum. Peki, aslında çok daha konuşacak şey var ama öncelikle ben hayırlı olsun diyorum ve yayına katıldığın için teşekkür ederim. Ben girip dönüyorum, uzatmayayım diye. Evet, iyi yapıyorsunuz. Çok sağ olun. İnşallah sonraki dönemde sağlıklı ortamlarda yine eskisi gibi karşılıklı çay kahve çekip sohbet etme şansımız olur Salih Bey. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler. Değerli izleyicilerimiz, Enterprise Direct röportajlarında bugün konuğumuz sektörün deneyimli isimlerinden Sadi Abalı'ydı. Kendisiyle veri merkezlerinin ve Türkiye'nin cihazlama merkezi olması konularını başkanı konuştuk. Enterprise Direct röportajlarımız devam edecek.